Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Ağustos ve Eylül ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Sınavda başarılı olmak için son videomuzdan geriye doğru çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz, kanalımızda konu anlatımı derslerimiz var. Mutlaka öncelikle onları izleyin. Konu anlatımı dersleri bulamayan arkadaşlar için bu videonun açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sol alt köşede görüyorsunuz. Lütfen videoyu bitirdiğinizde kaç doğru yaptıysanız aşağıdaki yorumlar kısmına bunu yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Lütfen görsel sorularda tabelalara dikkat edelim özellikle sınavda. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? A1 numaralı araç, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın yaptığı asli kusurlu hallerden sayılır. Neden? Çünkü sola dönmek yasak tabelası olduğu halde sola dönmeye çalıştığı için asli kusurlu hallerden sayılır. Devam ediyoruz yine ilk yardımla alakalı bir soru. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? A 1 santim, B 2 santim, C 5 santim, D 6 santim. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 5 santim kadar çökme sağlamalıdır arkadaşlar. Dikkat edelim kalp masajı yaparken 5 santim çökme sağlayacak. Yine görsel bir soru. Omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? A. Kasık bölgesine B. Şakak bölgesine C. Çene altı bölgesine D. Köprücük kemiğinin iç kısmına Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Köprücük kemiğinin iç kısmına basınç uygulanmalıdır arkadaşlar. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Açık havaya çıkarılır. B. Yoğurt yedirilir. C. Tuzlu su içirilir. D. Kusturulur. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Açık havaya çıkarılır arkadaşlar. Temiz havaya çıkarmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A şaft, B debriyaj, C amortisör, D diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör süspansiyon sisteminin içinde yer alır. Devam ediyoruz. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Diferansiyele yağ karışımı göndermek. B. Silindirlere yağ karışımı göndermek. C. Diferansiyele benzin hava karışımı göndermek. D. Silindire benzin hava karışımı göndermek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Silindire benzin hava karışımı göndermektir arkadaşlar. Bu benzin ile çalışan araçlarla alakalı. Benzinle çalışan araçlarda silindire benzin ve hava karışımı göndermektir yakıt sisteminin görevi. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otomobil B. Otobüs C. Minibüs D. Kamyonet Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Otomobil, Karayollarında hız sınırı en yüksek olan, en fazla olan araçtır arkadaşlar. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? A. Solunum güçlüğü olanlarda B. Boyun omurlarında hasar olanlarda C. Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda D. Ağızdan ağza yapılan suni solunum uygulamalarında Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Boyun omurlarında hasar olanlarda çok ama çok sakıncalıdır arkadaşlar. Felce neden olabilir. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir? A trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde B öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde C tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında D kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında egzoz gazı zehirlenmesi meydana gelebilir arkadaşlar. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde Kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15 metre, B 20 metre, C 30 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına en fazla 15 metre yaklaşabiliriz. Bu otobüs durakları için de geçerli arkadaşlar. 15 metreden daha fazla yaklaşmamız yasak. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir? A. Sesli ilan B. Duyuru C. Gürültü D. Konuşma Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gürültü adı verilir arkadaşlar. Trafikte yüksek sesle müziği açıp gidiyoruz. Bu da aslında çok yanlış. Özellikle gençlerimiz bunu çok yapıyor lütfen yapmayalım. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurulmasını, B kan dolaşımının sağlanmasını, C solunum desteğinin sağlanmasını, D hava yolu açıklığının sağlanmasını. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanmasını ifade etmektedir. Yani ilk yardımın ABC'sinin ilk temel kuralı hava yolu açıklığının sağlanması arkadaşlar. Çekilen aracın freni bozuksa çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A 1 metre, B 2 metre, C 3 metre, D şıkkımız ise 4 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 metre olmalıdır arkadaşlar. Aracın freni bozuk olduğu için çok sakıncalı bir durum ortada olduğu için çeki demiriyle çekilmelidir. Bu da çeki demirinin boyu da 1 metre olmalıdır. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi. B tescil belgesi, trafik belgesi. Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve sürücü belgesi. C. İşletme belgesi, imalat teknik belgesi. D. Kasko sigortası, sahiplik belgesi. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve sürücü belgesi, trafik polisine denetimlerde göstermek zorunda olduğumuz belgelerdendir. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalkışta patinajı önler. B) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C) Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. D) Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır arkadaşlar. Bu da kazaları azaltmak anlamına geliyor bir anlamda. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir. A) Fren B) Yakıt C) Yağlama D) Soğutma Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlallerinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? A hırçınlık B bencillik C sorumluluk D hoşnutsuzluk Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sorumluluk görevini yerine getirmemiş olur. Aynı zamanda araç içerisindeki ailemizden olan yani çocuğumuz, eşimiz bunlara da kötü örnek olmuş oluyoruz arkadaşlar. Aslında en önemlisi de bu. Çünkü çocuklarımıza kötü örnek olmak ister miyiz? Tabii ki de hayır. Gelecek nesillerdir onlar. Nasıl alıştırsak öyle gidecekler. Lütfen araçta ailemiz varken özellikle çok çok dikkat edelim. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması yapmamız gereken en doğru yöntemdir arkadaşlar. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme, görünme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? A. Empati B. Tahammül C. Beden dili D konuşma üslubu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Empati değerine uygundur arkadaşlar. Yani bir aracı park ettiğimizde aracımızı olabildiğince iki aracın ortasına ortalamamız gerekiyor. Bir araca çok fazla yaklaştığımızda diğer araç geldiğinde çıkamayacaktır, zorlanacaktır. Lütfen biraz empati yapalım ve sadece kendimizi değil Diğer sürücüleri de düşünelim. yolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? A okul geçidi, B yaya geçidi, C hemzemin geçit, D rampalı geçit. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hemzemin geçit adı verilir. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık personeli niteliğinin kazanılması B. Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi C. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması D. Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tekrar kaza alma riskinin ortadan kaldırılması bu, yapmamız gereken en önemli detaylardan birisi arkadaşlar. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? A. Taşıma sınırını B. Sınırlı yükseklik kabaharisini C. Geçme yasağını D. Dingil ağırlığını Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Sınırlı yükseklik gabarisini dikkate almalıdır. Zaten tabelaya baktığımız zaman da yükseklik anlamında bir gabari sınırlaması bize getirmektedir bu tabela. Yani ne demek? 3,5 metreden daha yüksek araçlar giremez anlamında. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A şarj B. Soğutma C. Süspansiyon D. Marş Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Süspansiyon sistemi yolda kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve konforlu bir şekilde gitmesini sağlayan sistemdir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. İlaçla tedavi etmek. B. Durumun kötüleşmesini önlemek. C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. İlaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından biri değildir. İlk yardımcının yapacağı bir şey de değildir arkadaşlar. Yaralının sevk edildiği hastanede ancak o zaman ilaçla tedavi edilebilir doktor uygun görürse. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B. Öndeki aracı arkadan çarpmak. C. Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D. Takip mesafesine uymamak. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Öndeki aracı arkadan çarpmak, bölünmüş bir karayolunda meydana gelen trafik kazasında asli kusur sayılır. Yeni yönetmeliğe göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A çekici, B otobüs, C kamyon, D iş makinesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kamyonu da kullanabilir arkadaşlar. C sınıfı bir sürücü belgeniz varsa kamyonu da sürebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek bu çıkıklarda yapılacak ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görülmesinin engellenmesi, C araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması, D kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapmamız gereken en önemli unsurdur. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? A dönemeçlerde, B geçiş yolları üzerinde, C eğimli yol kesimlerinde, D duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eğimli yol kesimlerinde araçların park edilmesi yasak değildir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali koma halinin belirtilerindendir. Karayollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir. A. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması. B araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi C uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır halde tutulması D araca gereğinden fazla yük yüklenmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi çevreye yapacağımız en önemli İyiliktir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A) Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması C) Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? A. Bujilerdeki B. Dispritördeki C. Far anahtarındaki D. Endüksiyon bobinindeki Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Far anahtarındaki arıza farların yanmamasına neden olur. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A. Mekanik enerji enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D. Şıkkımız ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek alternatörün görevidir. Şok pozisyonunda kazazedenin bacakları kaç santim kadar yukarı kaldırılır? A 30 santim, B 40 santim, C 50 santim, D 60 santim. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30 santim kadar yukarı kaldırmamız gerekir. Yani ne demek? Şoka girmiş bir kazazedenin bacaklarını 30 santim yukarı kaldırmamız şart anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? A. Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi. B. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. C. Burun üzerine ve enseye buz konulması. D. Yüzün soğuk su ile yıkanması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi yanlıştır arkadaşlar. Kanın geriye gitmesini sağlamış oluruz başı geriye gittiğimiz zaman. Bu da zararlı. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz? A önünde, B arkasında, C yol tarafındaki yanında, D ön ve arkasına 50 metre mesafede. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol tarafındaki yanında duraklama yapılamaz. Bu yasaktır. Neden? Çünkü akan bir trafik var arkadaşlar otoyolda. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir? A yakıt deposu, B bagaj, C karter, D torpido. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt deposu adı verilir arkadaşlar. Yani aracımızın gidebileceği mesafeye kadar yakıt bulundurmak nerede bulundurabiliriz yakıtı? Yakıt deposunda bulundurabiliriz. Bu soruda çok takılıyor arkadaşlarımız. Karter diyorlar. Karter yanlış arkadaşlar. Karter nedir? Ya deposuna denir, yağ karteri yani. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? A) Tuzlu ayran içirmek. B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak. C) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak. D) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır soğuk ortamdan uzaklaştırmak yapmamız gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü B. Platin C. Sigorta D. Alternatör Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Sigorta aracın elektrik devresinde yüksek akım olduğunda hemen eriyor ve güvenliği sağlıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen sigortanın yedeği zaten aracımızda bulundurmamız gerekir. Hemen sigortayı değiştirmemiz gerekir. Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir? A. Araç B ticari taşıt, C arazi taşıtı, D taşıt katarı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Araç adı verilir arkadaşlar. Soruda sorulan tüm araçlara araç adı veriliyor genel olarak. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün Kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir. A trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmek etmesi. B karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C radyo veya müzik açması. D derin nefes alması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi yapması gereken yöntemlerden biri değildir arkadaşlar. Yani bunu yapmamamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? A. Kazazedinin baş, boyun ve gövde eksiğini bozulmadan sürüklenmesi. B. İlk yardımcının kazazedinin ayak kısmına çömelmesi. C. Kazazedinin ellerinin yanında serbest bırakılması. D. Kazazede'ye yakın mesafede durulması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması yapmamamız gereken uygulamalardandır. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Motor gücünün artması B motorun çabuk soğuması, C motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, D motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi beklenir arkadaşlar. Yani o zaman da aracımız yağ yakmaya başlar. Mavi bir duman egzozdan çıkmaya başlar. Bu da çok ciddi bir zarar anlamına gelir. Hem maddi hem araca zarar veriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? A akünün şarjlı olması, B yakıt seviyesinin düşük olması, C yağ seviyesinin normal olması, D buji kablolarından birinin çıkmış olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Buji kablolarından birinin çıkmış olması motorun sarsıntılı çalışmasına neden olur. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç kilometre hızla gitmelidir? Asgari demek yani en az kaç kilometre hızla gidebilirler sorulmuş. A giremez. B 40 kilometre. C 50 kilometre. D 60 kilometre. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Giremez arkadaşlar. Motorlu bisikletler otoyollara giremez. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? A. Far ayarının bozulması B. Hava filtresinin kirli olması C. Fren balatalarının aşınması D. Ventilatör kayışının sıkı olması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava filtresinin kirli olması, benzinli bir motorda normal yanma olmamasının nedenlerindendir. Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir? 1. Motosikletinde aşınmış lastik kullanması 2. Seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması 3. Motosikletini aldığı yolcuya koruma başlığı yani kask takması Şıklara bakalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3. Yani seyir halindeyken kas takacağız ve koruma gözlüğü kullanacağız. Ve aracımıza, motosikletimize aldığımız sürücüye kas takacağız. Bu güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir. Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Mevcut araç gereçlerle yapılması B) Hayat kurtarıcı uygulamalar olması C) Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması D) Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Bu doğru değildir arkadaşlar. Direkt müdahale etmemiz gerekiyor. ilk yardım uygulamamız gerekiyor. Son sorumuz görsel bir soru. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Şok B. Koma C. Tam tıkanma D. Omurga yaralanması Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Koma durumlarında bu pozisyon uygulanır arkadaşlar. Zaten pozisyonun adı da koma pozisyonudur. Evet bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın arkadaşlar. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Emekleriniz boşa gitsin istemiyorum. Kanalımızda konu anlatımlı dersler de var. Mutlaka onları da izleyin. Hülya hocamızın dersleri. Eğer daha detaylı dersler, özel dersler isterseniz de abone ol butonunun yanındaki katıl butonundan bize katılıp özel derslerden faydalanabilirsiniz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde de abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.